Şimdi sakin ol bakalım. Baştan al bakalım. Bir sigara içer misin? Aslında tam zamanı ama hayır. Zaten ne olduysa onun yüzünden oldu. Suçu hemen karşı tarafa atma. Ben sigaradan bahsediyorum Ali Bey. Aslında içmediğim halde içtiğim için bana aptal olduğumu söyledi. Sen bunu zekice olduğunu mu sanıyordun? Evet. Hem de çok. Çünkü aslında Dilara sigara içiyordu. Daha doğrusu yine erkek arkadaşı onu alıştırmak üzereydi. Ben de eğer sigara içerken Ömer Bey'e yakalanırsam Dilara'nın bundan çok ders çıkartacağını düşündüm. Sen çocuklara ders vermek için karşıdan karşıya geçip kırmızı ışıkta kamyonun altında kaldığın oluyor mu? Merhaba Ömerciğim. Nasılsın? İyi misin? Merhaba. Merhaba Aliciğim. Yardımına ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. Ömerciğim, bu havuz ve yayın konularından bıktım sandım. Beni bu işlere karıştırma. Fenerbahçe'nin yayın hakkını istiyorsan bizim yeni başkanımız var. Aziz Yıldırım. Git onunla konuşalım. Hayır, sen. hayır. Mesele Fenerbahçe meselesi değil. Melek Hanım bu sabah evi terk etti ve onu hiçbir yerde bulamıyorum. Ömer, sen de az değilsin. Yok, kıza neler söylemiş? Kıza şey demiş. Yok, onu ben Hıncalıca söylemiştim. Karolin Hanım, sıkıntılarınızı çok iyi anlıyorum. Melek Hanım, sen... Evet. Siz hiç merak etmeyin. Bizim aile Vehbi Koç Bey'in büyük hayranıdır. Onun ailesinden birine dadılık yapmak hem benim adıma hem de bütün mahallemin adına büyük şereftir. İsterseniz Mustafa Bey'le bir görüşelim. Bizim Mustafa Koç yeni bebeğine dada arıyor. Hem de o kadar maaş vereceksiniz ha? Ben de aynısını veririm. Kocaman bir odam mı olacak? Benden de yeni oturma takımı ve yeni perdeler. Bir de üstüne üstü beni herkese tanıştıracaksınız ha? Melek Hanım, ben yaptıklarım için gerçekten özür dilerim. Gerçekten de çok çok üzgünüm. Sen haklıydın. Aptal olan bendim. Karolin Hanım bir saniye lütfen. Bak Melek, ben bu transfer işlerinden çok iyi anlarım. Dünyada tanımadığım futbolcu ve teknik direktör yok. İnsan ait olduğu camiaya hizmet etmesi son derece güzel bir şeydir. Taş yerinde ağırdır demişler. İstersen bir daha dene. Jübilen de benden. Jübile mi? Yani çırağın sarayında böyle havai bir şekli falan mı? Melek Hanım, ben gerçekten de eve dönmeni istiyorum. Çocuklar seni çok seviyor. Ben de yani ben de kendimi sana çok yakın hissediyorum. Yakın mı? Yani profesyonelce, yani iş anlamında. Tabii o anlamda. Melek Hanım. Melek. Ömer Bey. Ömer. Demek sen oyun oynamak istiyorsun. Tamam. Sen patron ol. Ben de dadı. Sen benim maaşımı arttır. Ben de senin kalp atışlarını. Yeter, tamam. Yeter Melek Hanım. Burası annenin evi. Aman canım ne olmuş? Evlilik provaları kız evinde yapılır. Melek Hanım hadi uyan. Sabah oldu. Başardık. Yaptık mı? Vallahi bir şey hissetmedim Ömer Bey. Ama geride harikaydın. Karolin Hanım, teklifinizi tekrar düşündüm. Kabul edemeyeceğim. Eski patronum bana sizin veremeyeceğiniz bir şey teklif etti. Bir de böyle düşünsene. Evet. Ben affedersin yani ben... Ben asla böyle bir şey yapmak istemedim yani. Çok özür dilerim Melek. Yani sen öyle... Ben de böyle Melek...
Melek Hanım neredesin? Lütfen artık ısrar etmeseniz diyorum. Kabul edemem. E tamam artık yeter. Melek Hanım. Ama yeter, hiç bu kadar da ısrar olmaz ki. Melek Hanım. Ne? Beni sık sık tatile mi göndereceksiniz? Hem de yurt dışına. Melek Hanım.